Aydınpınar Caddesi üzerinde bulunan bir binada özel hafriyat çalışması yürüten belediye ekiplerinin cadde boyunca bıraktığı toz ve çamur vatandaşı canından bezdirdi. Bir sene boyunca yetkililere konuyla ilgili bilgi verdiklerini fakat bir çözüm bulamadıklarını söyleyen cadde esnafı çareyi hafriyat kamyonunun önünü kesmekte buldu. İnşaattan çıkan bolozu taşımaya başladılar. Sabah saat 8.30 sıralarında Düzce Belediye'miz tarafından ve biz bunu dile getirdik. Kamyoncu arkadaşları uyardık, dedik böyle böyle bir önlem alınsın. Esnaf olarak çamur oluyor ve kuruyunca toz, dükkanlarımızın kapılarını kapatmak zorunda kaldık. Sabahtan beri 4 kere dükkan sildik ve ondan ziyade lokantası var, işte çiğ köftecisi var, bilmem ne var. Bunlar sağlık konusunda mikroptur sonuçta. Belediye arıyoruz, beyaz masa, beyaz masaya bildiriyoruz. 4 kere ben bildirdim. Arkadaşlar bildirdiler, yok ve size ulaştık en son. Şikayetimiz dileğiyle kamyoncuların önünü geçtik, durdurduk. Dedik ki arkadaşlar bunun önlemi alınması gerekiyor. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok deyince arkadaşımız, komşumuz da kamyonun önünü kesmek zorunda kaldık. Biz çözümü bu şekilde bulabildik. Biz kendi imkanlarımızla ıslıyoruz, süpürmeye çalışıyoruz ama biz de bir yere kadar. Defalarca ben de belediyeyi, beyaz masayı, fen işlerini defalarca aradım. Geleceğiz, temizleyeceğiz, yeterli aracımız yok. Defalarca aynı cevabı aldım. İşte süpürge aracımız yeteri yok, arızalı var, yeni alacağız, alamıyoruz. En son işlerinden samimi bir arkadaş dedi ki alınmıyor, yeterli makine yok. Elden geldiğince yapmaya çalışıyoruz ama biz bir yıldır bu tozu toprağa çekiyoruz. Aynen. Eminim bu vatandaş bu inşaat yapıyor diye belediye bundan çok ciddi bir para da alıyor. Bunlar için alıyor ama maalesef burada normal rutin, yani bir yıl pandemi öncesine kadar bu cadde her gün süpürülüyordu. Şimdi haftada iki kere ya da bilemediniz üç kere süpürülüyor. Günlerce uğramadıkları oluyor. Bu inşaat olduğu halde normalde rutinde mutlaka her gün süpürülen yer şimdi haftada iki kere süpürülüyor. Çok nadir üç kere süpürülüyor. Son radde artık arabayla önlerini kestik. Başka türlü muhtemelen bir şey alamayacağız. Bakalım şimdi alabileceğiz mi, ona da emin değilim yani bir çözüm.